reisimiz Celal Bayar, Majeste Yunan Kral ve Kraliçesinin geçen Haziran ayında memleketimize yaptıkları ziyareti iade etmek üzere Yunanistan'a gittiler. Pire ve Atina'da muazzam tezahüratla karşılanan Cumhur Reisimiz, Atina'da meçhul asker abidesine çelenk koydu. 1950'lerde Türk-Yunan ilişkileri bu sıcak havada başladı. 1952 yılında önce Yunan Kralı Paulus'un Ankara'ya, ardından da Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Atina'ya yaptığı ziyaretler, eski düşman, yeni müttefik olan iki ülkede dostluk rüzgarları estirdi. Atina'dan sonra Selanik'e giden Cumhur Reisimiz, orada da halk tarafından içten gelen sevgiyle karşılandı. Bayar, çiçeklerle karşılandığı Selanik'te Atatürk'ün evini ziyaret ederken, hiç kimse, çok değil 3 yıl sonra, o evde patlayacak bir bombanın bu mutluluk tablosunu yerle bir edeceğini aklına bile getirmiyordu. Bayar Paulus yakınlaşmasının ilk dinamitlendiği yer Kıbrıs oldu. 1953'ten itibaren Rumlar, Kıbrıs'ın Yunanistan'a katılmasını amaçlayan şiddet eylemlerine başladı. Artık adanın duvarlarında yeni bir slogan vardı. Enosis. 20 yıl sürecek bir gerginliğin temelleri böylece atıldı. Kıbrıs'ın elden gittiğini gören Türkiye işi ciddiye aldı. Özellikle Hürriyet Gazetesi'nin ateşlediği Kıbrıs Türktür kampanyasıyla sorun milli dava haline getirildi. 1954 Eylül'ünde Kıbrıs Türktür sloganı bir derneğin adına dönüşecek, başına da Hürriyet'ten Hikmet Bil getirilecekti. İşte o sırada da artık baktık ki Menderes, Kıbrıs meselesi oy getirecek popüler bir olay. Bir gün İstanbul'a geldi. Liman lokantasında basın toplantısı yapacağını ilan etti. Ben de gittim, toplantıda vardım. Orada basına bir açıklama yaptı. Kıbrıs asla Yunanların olmayacaktır. Hükümet birden döndü. Kıbrıs'a sahip çıktı. Menderes bu basın toplantısını 1955 yılının 24 Ağustos'unda yaptı. Kıbrıs'ta gerginlik doruktaydı. Adada Albay Grivas, EOK'nın başına geçip kan dökmeye başlamış, Türkiye'de bir katliam endişesiyle İngiltere'ye nota vermişti. İngiltere acilen Türkiye ve Yunanistan'ı Londra'da bir konferansa davet etti. Londra konferansı 29 Ağustos'ta başladı. Konferans binası önünde göstericiler 24 milyon Türk adına adayı savunacaklarına yemin ediyorlardı. Gerginlik İstanbul'u da etkisini almış, nüfusu 60 bin olan Rum azınlık hedef haline gelmişti. Patrikhanenin Kıbrıs Rumları için yardım topladığı, Rumların ticarette Türkleri sömürdüğü gibi haberler gerginliği hepten artırıyordu. Kıbrıs Türktür Derneği şubelerini özellikle Rumların yoğun olduğu semtlerde açmıştı. Ateşle barut yan yanaydı artık. Kalavi Sokağı'nda hangi örgüte ait olduğunu hatırlamıyorum. Bir apartmanlardan birinde bir tane şube vardı. Bir gün önce, hiç unutmuyorum, önünden geçtiğimde kapıda iki tane delikanlı duruyordu. Ellerinde listelerle. Biri öbürüne listeler hazır diyordu. Evleri liderler gösteriyordu. O mahalleden çıkan ve oraları çok iyi bilen kişiler burada var, burada var işaretliyordu, gösteriyordu. 5 Eylül günü Başbakan Menderes Adliye Sarayı'nın açılış töreninden çıkarken Kıbrıs Türktür Derneği Başkanı Hikmet Bil'i arabasına aldı ve Kıbrıs'ı sordu. Kıbrıs'ta dedim, doktor küçük silah istiyor dedim. Vallahi Hikmet Bey dedi, bizim silahlar Kırıkkale. Ben silah verirsem nasıl olsa Yunanlıların da eline o silahlar geçer dedi. Bizim silah verdiğimiz ortaya çıkar. Biz dedi, mütearız duruma geçeriz. Bunu istemiyorum dedi. Ama dedim, doktor küçük anlattı. Muayenehanesine dedim, bir sürü silah tüccarları geliyormuş. İtalyanlar, Çekoslovaklar falan silah satmak için. Para olsa o alacak silah dedim. Bizim göndermemize lüzum yok. Ben de dedim, 120 bin lira para birikti.
toplamıştım halktan. Bunu dediğim vereyim, şeye gönderelim. Ha dedi, onu Maliye Bakanı'na ver, MİT'le göndersin oraya dedi. Ondan sonra ertesi gün onu katiple gönderdim şeye. Nedir o, Maliye Bakanı'na. Ondan sonra yani bu konuşuldu aramızda. O arada bir laf etti. Hikmet Bey dedi, sabahleyin dedi, Fatih Rüştü'den, Londra'dan dedi, bir şifre aldım dedi. Çok sıkışık durumdayım. Beni destekleyin diyor dedi. Oluyor. Bakan orada konferansta sıkışık duruma düşmüş. Başbakan'dan yardım istiyor. Ne yardım eder? Aklımdan şöyle geçti. Herhalde dedim, diplomatik bir demarş yapacaklar. Nota verecekler falan falan gibi. Öyle düşündüm o anda. Oysa bambaşka bir şey kapıdaydı. Londra'da Fatih Rüştü Zorlu'nun sıkışıklığını giderecek gelişme bu konuşmadan bir gün sonra Selanik'te yaşanacaktı. 5 Eylül günü Menderes'in arabasında olan Hikmet Bil'in iddiasına göre her şey onlar ayrıldıktan sonra Florya'da başbakanın sofrasında kararlaştırılmıştı. Fuat Köprülü orada. İstanbul valisi orada. İçişleri Bakanı orada. Köprülü orada. Hepsi toplanmışlar. Nasıl destek veririz? Verebiliriz Fatih Rüştü'ye diye düşünmüşler. İki olay bulmuşlar. Bir tanesi konsoloslukta şeyde, Selanik konsolosluğunda MIT'in organize ettiği bir delikanlı bir bombayı Selanik'te konsolosluk köşe başındadır. Arada bir bahçe vardır. Bahçenin içinde de Atatürk'ün evi vardır. O bahçeye bir bomba atılacak. Eve meve değil. Bahçeye. Ondan sonra o bir bomba atsın. Gazetelerde, radyolarda Atatürk'ün evi bombalandı haberi çıksın. Tabii Yunanlar bombalandı denecek. İstanbul'da ufak tefek olaylar çıksın. Parti nahiye ocak başkanlarına haber de salmışlar. Ufak tefek olaylar olacak. Bir iki cam kırılsın, zarar yok. Polise de haber verilmiş. Böyle bir tertibat almışlar. Ufak olaylar çıkacak. Böylelikle Fatih Rüştü, bakın işte Atatürk'ün evini de bombalıyorlar. İstanbul'da da olaylar çıkıyor diye güçlü duruma geçecek. Böyle bir organizasyon. Menderes'te Zorlu da kendilerini mahkumiyete sürükleyen bu iddiayı hiçbir zaman kabul etmediler. Ancak kim yakarsa yaksın, orada fitili ateşlenen bomba Türkiye'ye tarihinin en utanç verici sayfalarından birini yaşatacaktı. Eylül günü Selanik'te patlayan bir bombanın gümbürtüsüyle başladı. Gece yarısı Atatürk'ün evinin bahçesine el yapımı basit bir bomba atıldı. Patlamanın şiddetinden evin ve konsolosluğun birer camı kırıldı. Bombanın düştüğü yerde küçük bir çukur açıldı. Daha sonra bu eylemi azmettirmekten yargılanacak adam o gün Selanik'teydi. Bomba olayının vukua geldiği 5 Eylül gecesi ve daha öncesi Selanik'te bulunuyordum. 1953'ten itibaren ben aslında Selanik'teydim. Gümülcine'deki Yunan Lisesi'nde mezun olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin teşvikiyle, tabii ona niyabeten Başkonsolosluğumuzun teşvikiyle illa Yunan hukukuna gitmemi önerdiler. Ben de Selanik hukuku sınavlarına girip kazandım. Oktay Engin, Türkiye'den burslu bir hukuk öğrencisi olarak konsoloslukla yakın ilişkiler kurması nedeniyle dikkat çekmişti. Yunan tarafı bombalamanın bir Türk provokasyonu olduğunu iddia edince ilk akla gelen isim onunki olacak, Milli İstihbarat Teşkilatı'yla ilişkili olmakla suçlanacaktı. Tam MİT'le benim MİT'in adıyla bile ilgim yok. MİT yetiştirmiş. Bazı basında bu gibi şeyler çıktı. MİT de olayın üstüne yattı. Çünkü MİT'e onur veren bir hadiseydi bu. Bir gün bile benim MİT'le şeyim. Ama daha çok İstanbul'da bulunduğum zamanlarda Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştım. Ömer Sami Coşar'la beraber.
O zamanlar MIT'in bazı sıkıntılarında fikir almak için bana geldikleri olmuştur. Bombalama haberi gündüz Türkiye'ye ulaştı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes o gün öğleyin İstiklal Caddesi'ndeki Abdullah Efendi Lokantası'nda yemek yiyordu. Başbakan Anadolu Ajansı'na haberin öğle bültenine yetiştirilmesi talimatını verdi. Ve haber saat 13'te radyodan duyuldu. Selanik'te Aziz Atatürk'ün doğduğu evle Türk Konsolosluğu binası arasında bahçede saat gece yarısını 4 geçe bir bomba patlamış ve infilak neticesinde Aziz Atatürk'ün doğduğu evin penceresiyle konsoloshanenin camları hasara uğramıştır. Ok yaydan çıkmıştı. Haberi alan gazeteciler ayrıntıların peşine düştüler. DP İstanbul Milletvekili Mithat Peri'nin sahibi olduğu İstanbul Ekspres derhal ikinci baskı yapma kararı aldı. Olayların seyrini değiştirecek gazete 6 Eylül akşamı piyasaya çıktı. Manşet sarsıcıydı. Atamızın evi bombayla hasara uğradı. Bu başlığın hemen altındaki haberde Kıbrıs Türktür Derneği'nden alınmış bir demeç göze çarpıyordu. Mukaddesata el uzatanlara bunu çok pahalıya ödeteceğiz. İstanbul Ekspres'in yıldırım baskısı piyasaya çıkar çıkmaz kapışıldı ve tam 290 bin satıldı. Olayların seyri o andan itibaren değişti. Eminönü Meydanı'nda gazetelerin son baskıları satılıyordu. Hemen bir gazete aldım. İşte malum haber Selanik'te Atatürk'ün evine bomba konuldu diye. Yalnız o gazetelerin satılmasından bence çok daha önemli ve çok açık bir şekilde hissettiğim bir şey, ortada bir şeyler olacaktı. Yani öyle son derece gerilimli bir atmosfer vardı. Haber adeta bir işaret fişeği gibi patlamış ve beklenen yangını ateşlemişti. Saatler 17'ye gelirken olaydan haberdar olan gençler ellerinde pankartlarla sokağa dökülmüştü bile. Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır diye bağırıyorlardı. Ben Köyüçi Caddesi'ne girdim, o Sinanpaşa Camii'nin oradan girdim. Bir yani güruh diyeceğim şimdi artık, yani onun adı güruh çünkü başka bir şey değil. Caddenin içini doldurmuş gidiyordu. Bağırmalar, çağırmalar ve bir slogan vardı o zamanlar. Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır. Rumlar piçtir, piç kalacaktır. İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Bayar ve Başbakan Menderes, Florya Köşkü'nden ayrılmış, Ankara'ya dönmek üzere Haydarpaşa Garı'na doğru yola çıkmışlardı. İstiklal Caddesi ve Taksim'den geçtiler. Onlar geçerken Kıbrıs Türktür Derneği'nin örgütlediği büyük gruplar da Taksim'e doğru yürümeye başlamıştı. Aşağı yukarı tünelden bugün İstiklal Caddesi'ne doğru yürürken diyelim ki Oda Kule'nin yani Sanayi Odası'nın bulunduğu binanın önlerine doğru veya işte Saint Antoine Kilisesi'nin bulunduğu yere kadar gelen insanlar bayağı aklı başında üniversite öğrencileriydi. Dolayısıyla çok böyle heyecanlı, vatansever bir üniversite kitlesinin de bu hareketin öncülüğünü veya bu hareketin öncülerinin istedikleri doğrultuda hareket eder biçimde bu olayı örgütlediklerini de gözledim. Bunların hiçbirisinde etrafı böyle payimal etmeye, talan etmeye yönelik insanlar hali de yoktu. Böyle başlayan yürüyüş çok geçmeden kontrolden çıkmaya yüz tuttu. Havanın kararmaya başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin yerini çevre semtlerden gelen öfkeli kalabalıklar aldı. Azınlıklara ait mağazaların yan yana dizildiği İstiklal Caddesi açık hedef durumundaydı şimdi. Türkiye tarihinin utanç gecesi başlamak üzereydi. Altı Eylül akşamı saat 19'da İstanbul'a ağır ağır karanlık çökerken
Çoğu öğrenci olan göstericiler akın akın tünelden İstiklal Caddesi'ne doğru yürümeye başlamışlardı. Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk resimleri ve o akşam çıkan İstanbul Ekspres gazetesinin nüshaları, önlerinde ise polisler vardı. Atatürk'ün evine saldırıldığını sanıyor, intikam ateşiyle yanıyorlardı. Kıbrıs Türk kalacaktır diye bağırıyor, hızla Rumlara ait mağazaların bulunduğu bölgeye yaklaşıyorlardı. Çok geçmeden aralarına şehir dışından otobüsler ve trenlerle İstanbul'a gelen gruplar da katıldı ve kalabalık çığ gibi büyüdü. Tam o anda Resimli Hayat Mecmuası'nın foto muhabiri Ara Güler elinde fotoğraf makinesiyle Beyoğlu'ndaydı. Şimdi ne yapayım, ben başladım resim çekmeye tabii filan falan. Aşağı doğru bir de baktık ki gruplar geliyor filan falan. O gruplar dükkanları yağma ediyorlar. Yani camın çerçevesini indiriyorlar grup halinde. Bir grup oradan geliyor, bir grup oradan geliyor, öteki taraftan geliyor. Artık o biraz evvel vatanperver duygularla Kıbrıs konusundaki duyarlılığını anlatmanın heyecanını yaşayan üniversiteliler gitmiş. Onun yerine gözü dönmüş sergerdeler gelmişti. Sonradan Cumhurbaşkanı Başyaveri General Refik Tulga bunların İstanbul dışından taşınmış insanlar olduğunu ve ellerinde tek tip sopalar taşıdıklarını söyleyecekti. Öfkeli saldırganlar önce mağaza vitrinlerini parçaladı, sonra içeri girerek buldukları her şeyi talan etmeye ya da parçalayıp sokağa atmaya başladı. Kalabalık bir anda kendinden geçmiş, bir savaş sonrası yağma havasına girmişti. Ara Güler'in kamerası vahşeti bütün çıplaklığıyla kaydediyordu. Bütün camları, çerçeveleri indirip neyse vitrin. Vitrinde ayakkabı var mesela. Camı kırıyor, eski ayakkabılarını bürküyor, yeni ayakkabıları giymeye başlıyor. Anladın mı? Ondan sonra paltocu dükkanı, paltoları giyiyor. Mesela bakın adam 4 palto giymiş yürüyor. Mesela bu kadar bir adam. Ben anladım, 4 paltoda gidiyor. Yani başka bir yerde 2 kişi tutmuş buzdolabını götürüyor. Beyoğlu'nda talanın başladığı dakikalarda Cumhurbaşkanı Bayar ve Başbakan Menderes Haydarpaşa Garı'nda trene binmek üzereydi. Saat 19.50'de Menderes, Londra'daki Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yla telefonla konuştu. Galeyanı anlatıp İstanbul yanıyor dedi. Devlet erkanı az sonra İstanbul'u yangının kucağına bırakıp Anadolu Ekspresi ile Ankara'ya doğru yola çıktı. Sokak hepten başıboştu artık. ...2015'te Osman Bey'deki High Life Pastanesi saldırıya uğradı. Hemen peşinden tüneldeki Rum gazete büroları, Taksim'deki Yunan Hava Yolları bürosu geldi. Kontrol edilmesi imkansız bir kalabalık gözü dönmüş gibi saldırıyordu. Adamlardaki hırs, kin herhangi bir şekilde bir hırsızlık veya işte bir yağmaya dönüşmekten çok bir tahrip ihtiyacını ifade ediyordu. Mesela böyle bir adamın alıp da bir avuç mücevheri hemen Diamantstein'in yanındaki hanın mermer basamaklarına koyup topuğuyla çiğnediğini gördüm. Ve hayretle izledim. Şamdanların mesela alınıp, o gümüş şamdanların, bitişik mağazaların camlarını kırmak için araç gibi kullanıldığını gördüm. O kumaşçılar tramvayın arkasında kumaşları bağlayıp, vatmana hükmedip çekiyorlardı topları böyle. Yırtamıyor tabii kumaşı. Hemen oradan bir cam kırıyor, camın parçasını alıyor, onu da kesiyorlar. Ondan sonra biri bu tarafından dönüyor, biri o tarafından, biri o tarafa koşuyor, biri o tarafa koşuyor. Arada top böyle şşş diye kesiliyor. Beyoğlu yerle bir olurken polis seyrediyor, yardıma çağrılan askeri birlikler ufukta görünmüyordu. Vali Fahrettin Kerim Gökay çaresizdi. Daha sonra Yassıada'da ordu kumandanını suçlayacak, ben memleketi kana boğmak istemem diyerek kıtaları sevk etmediğini savunacaktı. Belki gözdağı olur diye göz yumulan bir gösteri çığırından çıkmış, sokak vahşete yenik düşmüştü. Lale Sineması'nın bulunduğu yerde Odeon mağazası vardı. Onun önünden, o zamanlar çok şöhretli bir marka olarak söylüyorum, Norge buzdolaplarının
yukarıdan aşağıya atıldığını ve atılırken de hey hey çekilin dendiğini, işte otomobillerin durduğunu, tramvayların durduğunu, o buzdolaplarının yere atıldığını gözlerimle gördüm. Japon mağazasının önünde yukarıda böyle bir yer vardı. Orada bir piyano var. O piyanoyu itiyor, piyano da aşağı düşmüş. Çünkü ön tarafta kuyruklu piyano ayağa takılmış oradaki bir şeyi, ille itmiyor. Şimdi ben de durup bunlar bekliyorum ki atsınlar ki resim çekeceğim. Havada piyano geliyor filan. Anladın mı? Yani bir çekiyorum. Dur diyor, hazır değilim ya. Dur bekle, ayar yapıyor filan. Ondan sonra hadi atıyorlar bunlar, tık çekiyorum. Gece ilerleyip güvenlik güçleri hala müdahale etmeyince olayların boyutu hepten büyüdü. Saldırılar tertip kuşkularını güçlendiren bir şekilde her yerde aynı anda patlak vermiş, Cihangir, Tarlabaşı, Dolapdere, Beşiktaş, Ortaköy gibi semtlere, hatta İzmir'e, İskenderun'a sıçramıştı. İzmir'de konsolosluk binasıyla Rum kilisesi tamamen yakıldı. İki Yunan motoru batırıldı. İskenderun'da bir kilise dinamitlendi. İstanbul'da değişik semtlerde 80 kilisenin 70'i tahrip edilmiş, 29'u yakılmış, din görevlileri saldırıya uğrayıp sünnet edilmeye çalışmış, Zoodokos Pi Manastırı başpapazı işkence görmüş, Balıklı Rum Kilisesi'nin papazı öldürülmüştü. Gördüğüm şeyler şunlar. Mesela mezarlıklar kırılmış. Mezarlıklar kırılmış, mezarlıklardan cesetler çıkarılmış. Balıklı'da bir papaz kayıp. Paşa Mahalle'deki kilise kırıldı ve Paşa Mahalle'de oturan çok az Rum aileleri vardı ki bunlardan bir tanesi hala görüyorum, bir bayandı, genç bir bayandı o zamanlar. Hakikaten güzel bir bayandı. Irzına geçildi. Annesi pencereden atıldı. Öldürüldü. 200 kişilik bir grup motorlara binip Büyükada'ya gitti ve kiliselerle okulları tahrip etti. Terör havası herkesi öyle korkutmuştu ki kimi azınlıklarla birlikte Müslüman dükkan sahipleri de Türk bayrağı asarak veya vitrine eski harflerle "Burası Müslüman mağazasıdır" diye yazarak saldırıdan kurtulmaya çalıştı. Kimi Müslümanlarsa Hristiyan komşularını korumak için seferber oldu. Bir şaşkınlıkla camdan dışarıya baktığımda da sokağımızın köşesinde işte mahallenin erkeklerinin, delikanlıların ellerinde sopalarla, demirlerle sokağı koruduklarını, köşeyi tuttuklarını gördüm. Babam da subaydı, resmi elbisesi, elinde tabancasıyla onlarla beraber bekliyordu. Bizim karşımızda bir Rum marangozu ailesiyle oturuyordu. Bir de dükkanı vardı. En alt, binanın altında. Bizim oturduğumuz binanın altında da bir terlikçi vardı. Böyle namazında, niyazında, sakallı, takilli bir adam. Bütün gece Rum marangozun oturduğu apartmanın önünde bir koltuk çekti, oturdu. Ve bütün geçenlere "bunlar bizden" deyip geçiştiriyordu. Beşiktaş'taki kiliseye hiçbir zarar verilmedi. O da bir manav vardı kilisenin önünde, pazar yerinde. Ayhan, rahmetli olduğu olan, kilisenin önüne geldi böyle, kollarını açtı. "Yok" dedi çocuklar, "burada olmaz burası" dedi, ibadet yeri. Olayların çığırından çıkması üzerine İzmit valisi gelişmeleri Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a iletti. Bunun üzerine Bayar ve Menderes Sapanca'da trenden inip arabayla İstanbul'a dönmeye başladı. Aynı saatlerde Beyoğlu'nu cehenneme çeviren saldırganlar Taksim Anıtı'na çıkmış, gazete bürolarını basmış, ellerindeki bayrakları sallayarak zaferlerini kutluyorlardı. Vali Fahrettin Kerim Gökay olayların sorumlusu olarak bir gün önce Menderes'in arabasındaki gazeteciyi tutuklattı. Bir odaya açtılar, beni bir odaya tıktılar. Bir de baktım yandaki odada Orhan Birgit, öbür odada Mithat Berin, orada bilmem ne. Hepimizi toplamışlar, orada duruyorlar. İşte orada da bir suçlu aramışlar Aknos Paşa. Demişler ki kim yapar bunu? Yapsa Kıbrıs Türktür Cemiyeti yapmıştır demişler.
Saatler gece yarısına yaklaştığında İstanbul'da ve İzmir'de sıkı yönetim ilan edilmiş, askere vur emri verilmiş, buna rağmen olaylar hala yatışmamıştı. Saldırganlar askeri omuzlarda taşıyordu. Bayar, Menderes ve Köprülü 11.30'da İstanbul'a ulaştıklarında yağma sürüyordu. O kadar ki Köprülü bastonuyla saldırganları dağıtmaya girişmiş, Vali Gökay Galata Köprüsü'nü açıp şehri ikiye bölerek savunmak zorunda kalmıştı. Akşam treninde Adapazarı'na, İzmit'e doğru Haydarpaşa'dan trene binmeye çalışan binin üzerinde insan gözaltına alınmış ve üzerlerinde yağmalıkları mallar çıkıyor. Yani düşünün, karayolu ulaşımının olmadığı bir zaman binlerce kişi İzmit'ten, Adapazarı'ndan İstanbul'a geliyorlar, böyle olaylara katılıyorlar ve yağmalıklarla beraber geri dönüyorlar. Yani bu bile olayın, provokasyonun büyüklüğünü, vehametini gösterecek bir örnek. O kadar insan ne arıyor? Korkunç gece sona ererken geride 3 ölü, 30'u ağır, 500 yaralı kalmıştı. Asker ve atlı polisler girdiğinde İstiklal Caddesi tanınmaz haldeydi. Yağmaya katılan 5000 kişi gözaltına alındı. O gece 80 ibadet yeri, 5000'e yakın dükkan, 2600 ev, 60 okul tahrip edilmişti. Azınlıklara ait binaların yandığı Beyoğlu'na itfaiye çok geç geldi. İtfaiye geldi, fakat itfaiye çok böyle tek bir araba geldi. Çok yavaş, böyle aheste aheste hortumları lütfen çıkardılar. Vana yok, su yok ve su gelince hortumlar kesilmeye başlandı baltalarla ve bıçaklarla. Polis vardı ama mevcuttu sadece. 5 saat içinde sadece binlerce ev ve iş yeri değil, onlarla beraber yüzlerce yıllık bir arada yaşama kültürü de yerle bir edilmişti. 1453'te mala, cana, ırza dokunma diyen Fatih Sultan Mehmet'in fermanı tam 500 yıl sonra ayaklar altına alınmıştı. ...7 Eylül günkü gazeteler İstanbul'da sıkı yönetim ilan edildiğini duyuran yorumsuz manşetlerle çıktı. Türkiye'nin tarihine geçecek bu utanç sayfasını görmez gibiydiler. Oysa ajanslar Fener Rum Patriği Athenagoras'ın Samatya'da yakılıp yıkılan Konstantin ve Helen Kilisesi önünde çekilmiş fotoğrafını bütün dünyaya geçiyordu. Günün ilk ışıklarıyla tanklar Galatasaray Lisesi'nin önüne yerleşmiş, nihayet silahlı kuvvetler yağmalanan mallardan asfaltı görünmez hale gelen İstiklal Caddesi'ni kontrol altına almıştı. Süngülü askerler yağmaladığı malları küfeyle taşıyan talancıları götürüyordu. Ara Güler'in fotoğraflarına savaş sonrası bir kent görüntüsü yansıdı. Ayıp olmuştur bir kere. Yardım, paradan daha fazla, faturasından başka ayıp olmuştur. İnsanlığa ayıptır. İnsanlığa ayıp olmuştur. Yani büyük bir yüz karasıdır kardeşim. Daha ne olsun? O gün yağmalanmış İstiklal Caddesi'ni gezen Bayar ve Menderes'in sıkıntısı yüzlerinden okunuyordu. O tarihlerde Banco di Roma'da çalışan Giovanni Scognamiglio, banka çıkışı karşılaştığı iki devlet adamının halini hala unutamıyor. Tam ben oradayken birkaç tane polis arabası, birkaç tane polis motosikleti, artı iki tane limuzin geldi. Tam karşımdaki kaldırımda durdu. İçinden Menderes'le Celal Bayar çıktı. Ve böyle dehşet içinde yüzleri sapsarı kesilmiş etraflarına bakıyorlardı. Onu hiç unutmam. Celal Bayar böyle görünce eyvah dedi, böyle şaşırdı kaldı. Fevkalade üzgündü, son derece de üzgündü. Onu hatırlıyorum. Bir ikincisi, rahmetli annemin bize çok üzgün babanız dediğini hatırlıyorum.
bu üzüntü samimi bir üzüntüydü. Bir beşeri acıyı paylaşan bir üzüntüydü. İhmalin faturası hükümette İçişleri Bakanı Namık Gedi'ye ve orduda İstanbul'dan sorumlu 3 komutana çıkarıldı. Olayların sorumluluğuysa adet olduğu üzere tanınmış komünistlerin üstüne yıkılmaya çalışıldı. 7 Eylül tarihli hükümet bildirisinde olaylardan komünist tertibi diye söz edildi. Aralarında Kemal Tahir, Aziz Nesin, Hasan İzzettin Dinamo'nun da bulunduğu 45 solcu tutuklandı. ...6-7 Eylül olayları olarak tarihe geçen facia ile ilgili olarak 1956 yılında açılan davalar, yargılanan solcularla Kıbrıs Türktür Derneği yetkililerinin beraatiyle sonuçlandı. Olayın asıl failleri aradan geçen yarım asırda hala ortaya çıkarılamadı. Selanik'te atanın evini bombalamakla suçlananlarla İstanbul'da ayaklanmayı tahrik ettiği öne sürülenler olaydan sonra yakalandı. Oktay Engin Selanik'te tutuklandı, Hikmet Bil ise İstanbul'da. Bizi bir belediyeden bir otobüs geldi, otobüse doldurdular. Örfi idarenin altındaki hapishaneye. İşte o hapishanede tam 27 gün yer taş üzerinde, hiçbir şey yok, taş üzerinde yattım. Aylar sonra zannediyorum 3. veya 4. ayda tevkifimizde biz çürümeye devam ediyoruz Hücre'de. Şöyle bir senaryo uydurdular. Efendim, Adnan Menderes başbakan kalkmış, kurye çantasıyla Selanik Başkonsolosu'na bomba göndermiş. Selanik Başkonsolosu ve yardımcısı Hasan'a bunu ateşle demişler. Hasan bir türlü bu işe yanaşmamış. Hasan'ı oraya yerleştirmekte rol oynadığım için, beni veli nimet saydığı için benim de işe girmem gerekmiş. Bunun üzerine Hasan bombayı ateşlemiş. İddia bu. Bu iddiadan 9 ay sonra bombayı yerleştirmekle suçlanan Hasan Uçar'la onu azmettirmekten yargılanan Oktay Engin kefaletle serbest bırakıldı. Engin kaçıp Türkiye'ye iltica etti. Yunan mahkemesi yargılamanın sonunda Hasan Uçar'ı 2 yıl, Oktay Engin'i de gıyabında 3 yıl hapse mahkum etti. 6-7 Eylül olayları 27 Mayıs'ın ardından yeniden gündeme geldi. İhtilalden bir hafta sonra dönemin başbakan yardımcısı Fuat Köprülü bir demeç verip olayların zorlunun ilhamıyla Menderes ve Gedik tarafından tertiplendiğini öne sürdü. Menderes'le yolları ayrılan Köprülü'nün bu ifadesi Yassıada'daki 6-7 Eylül olayları davasına dayanak oldu. Bugün 6-7 Eylül hadiselerinin duruşması yapılacak. Sanıklar Celal Bayar, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Fuat Köprülü, Mehmet Ali Balin, Fahrettin Kerim Gökay, Alaaddin Eriş, Kemal Hadımlı, Oktay Engin, Hasan Uçar ve Mehmet Ali Tekinal. 20 oturum süren mahkemede olayları tertiplemek için örgüt kurmaktan yargılanan Cumhurbaşkanı Bayar'a Savcı Altay Ömer Egesel, 6-7 Eylül'ün saldırı emrini kimin verdiğini sordu. Bu kadar geniş bir tahrip hareketi kim idare etmiş olabilir? Kendiliğinden olamaz. Elbette bunun bir mürettebi olmak gerektir. Siz o zaman Cumhurbaşkanı bulunduğunuza göre ve hase mahallede gelmiş olduğunuza göre ne diyebilirsiniz? Kim tertip etmiştir? Her milli hareketi takip etmekliğimize hatta maddeten imkan yoktu. Çünkü o zaman efkar-ı umumiye şu haldeydi ki en küçük köyde dahi nümayiş ve miting yapmak arzu ediliyordu. Ve binaenaleyh bunların yakinen takip etmek benim için mümkün değildi. 6-7 Eylül kararlarının İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da mürettep bir şekilde başlaması hakkında en ufak bir malumata ve bilgiye sahip değilim. Celal Bayar'dan sonra Adnan Menderes çağrıldı. Reis Beyefendi Hazretleri bu tamamen aklı mantıkın haricinde kıyasında bir şey. İçlerinde bir sabık reisi cumhur, bir başvekil, bakan, iki profesör ve konsolos bulunan bu şahıslar hadiseleri inkar etmekteler.
Fakat ilk ifadelerindeki itirafları umumun muacesinde okunduğu zaman ne duruma düşecekler? Diğerleri de bilahare okunacak resmi raporlar ve şahitlerin ifadelerine ne diyecekler? Bunlar bu meraklı duruşmaların diğer safhasında meydana çıkacak. Dava sonucunda Menderes ve Zorlu, Rum vatandaşların kamu haklarını ortadan kaldırmayı hedefleyen bir cemiyet kurmak ve Türk vatandaşlarını Rumların mallarını tahrip için harekete geçirmekten 6'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar beraat ettiler. Beraat edenlerden Oktay Engin, bugün de olayların tertip olmadığına, kendiliğinden geliştiğine inanıyor. Yasada davası duruşmaları sırasında dikkatle izledim. Kaderime girmiş bir olay yani. Seyirci gibi değil, bütün tanıkları izledim. Böyle hiyerarşik biçimde, yukarıdan aşağı emir verildi de bu işler düzenlendi diyebilen tek kişi görmedim. Yani şimdi söylenen şu, gençlik bu gerilimli ortamda biraz boşalmak hakkıdır gençliğin. Bir gösteri yapsın gibi bir düşünce varmış hükümette. Fakat iş tabii şirazesinden çıkıyor. Oktay Engin sonraki dönemde İçişleri Bakanlığı'na girip çeşitli illerde emniyet müdürlüğü yaptı, valiliğe kadar yükseldi. Olaylardan sonra istifa eden İçişleri Bakanı Namık Gedik, 27 Mayıs'ta Harp Okulu'nda pencereden atlayarak öldü. Yassıada'da yargılanıp mahkum olanlardan Menderes ve Zorlu idam edildi. Kıbrıs Türktür Derneği Başkanı Hikmet Bilin adıysa Kıbrıs'ta bir sokağa verildi. Olayın mağdurlarına gelince, yağmalanan azınlıklara ait dükkanlar bir süre sonra hepsi siyaha boyalı olarak yeniden açıldı. Olayda 5000 yurttaş 70 milyon lira zarar gördüğünü beyan etti. Ancak vaat edilen tazminatların çoğu bugüne dek ödenmedi. 6-7 Eylül'ün asıl can alıcı sonucu azınlıkların İstanbul'u terk etmeye başlaması oldu. 1955'te Rum nüfusu 60 bin olan İstanbul'da 2000'lerin başında 2500 Rum kalmıştı. Orada zaten büyük start aldı göçler. Tabii o yaranın sıcaklığı geçtikten sonra biraz kendini toparlamaya başlayınca ilk gidenler kesinlikle kız çocukları olanlar. Kız çocuklarını kaçırmak için, kurtarmak için veya güvenceli bir yere gitmek için ilk gidilen yer tabii ki Yunanistan. Ama onun dışında Fransa'ya, Amerika'ya gidenler de çok. İstanbul'la beraber Gökçeada'da göçe başladı. Yani en büyük start orada verildi ve büyük bir göçün başlangıcı oldu. Bence 6-7 Eylül hadisesi Türkiye'nin sosyal kültürünü tahrip etti. Ticaret ahlakını tahrip etti. Dünya görüşünü zedeledi. Bizim o ana kadar Anadolu sermayesinin İstanbul'a gelip azınlık sermayesini ikame etmesinde önemli iki yaşamımız olduydu. Bunlardan birisi 1942 yılında uygulanan ve adına varlık vergisi dediğimiz tatbikattı. İkinci olarak yine sermayenin transfer edilmesinde 6-7 Eylül hadisesinin de rolü büyük olmuştur. Sonuçta ekaliyet dediğimiz işte azınlıkların özellikle ekonomik alandan çekilmesine yönelik bir hareketin en son aşamalarından biri olarak 6-7 Eylül'ü düşünebiliriz. Son yıllarda söylenenlerden bu işin daha çok o zamanlar Seferberlik Tetkik Kurulu olarak çalışan bir askeri örgütlenmenin ki sonra Özel Harp Dairesi olarak kamuoyu önüne birçok olayla gelmiştir. Onun bir operasyonu olduğu söyleniyor ve yakın bir ihtimalle bu doğru olarak kabul etmemiz gerekiyor. 6-7 Eylül olaylarını ne o günkü mevcut iktidar adına ne de bugün sıkça kullandığımız bir kavrama müracaat edecek olursak derin devlet adına tertip edilmiş ve amacı gayrimüslimleri sindirmek, mallarını, mülklerini yağma ettirmek gibi bir amaca bağlı olay olarak görmek mümkün değildir. Hükümet Kıbrıs'a destek olmak için bir toplumsal
gösteri, bir miting istemiş olabilir. Ve çeşitli sebeplerle bu olaylar giderek önceden tahmin edilemez ve istenilmesi mümkün olmayan boyutlara taşmış olabilir. 6-7 Eylül, Atina'ya gözdağı vermek amacıyla bilerek ateşlenmiş bir kıvılcımın beklenmedik bir yangına dönüşmesi miydi? Tarih henüz bu sorunun yanıtını verecek belgelere sahip değil. Gerçeğin ne olduğu ancak iki ülkenin istihbarat arşivleri açılınca ortaya çıkacak. O zamana dek 6 Eylül gecesi Türkiye'nin tarihinde kara bir leke olarak yer alacak. Ben de bir Rum'um. Bir noktadan sonra ben de Rumca düşünmeye başlayacağım kesin. Onu önlemeye çalışıyorum. Yani eğitimimle, düşüncemle önüne geçmeye çalışıyorum. Sübjektif olmamaya çalışıyorum. Ama Türkiye'nin çok büyük kaybı oldu ve hala galiba Türkiye onu ödüyor. Ama Haçlı seferlerini de efendim kınayan bir papa var dünyada. Sanıyorum Türkiye'de o olayı kınama durumuna geldi.